Efendim hoş geldiniz. Allah razı olsun, sağ olun. Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah, çok şükür. Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde. Belli başlı, arızamız yok. Sıhhatımız yerinde, elhamdülillah. Biz olun inşallah. Hangi tarihte, nerede doğdunuz? 1322 yılında Çanakkale'nin Avcılık kazasının Ahmet Çökü'nde doğmuşum. Babanız ne iş yapıyordu efendim? Babamız İlmiye'den tahsilini Fatih medreseler yapmışlar. Sonra seferberlikte askere gittiler. Hepsi işte üç kardeş idiler. Üçü de Çanakkale'de kaldı. Şehit oldular. Şehit oldular. Üçü. Ben sizin kaç kardeş olduğunuzu sorabilir miyim efendim? Üç kardeş idik. Bir ablam vardı. Bir de küçük kız kardeşim vardı. Bunlar benden evvel vefat ettiler. Birisi Ömür, birisi Fevziye idiler. İsminizi kim vermişti? İsminizin hikayesi nereden geliyor? Babam. Dedem hayatta, tabii hayatta evdeki. Babam da evdeymiş, doğdum. Köydeyken doğmuşum. Dedem Halil, babasının adı Halil olduğu için dedem Halil olsun demiş. Babam da Necati istemiş. Birbirinden ayrılmayalım demişler. Halil Necati demişler. Böylece. Evet. Dedem de babamın müşterek kararı. Babanızı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Ama siz küçük yaştayken cepheye gitti, şehit oldu. Babanız. Bu 5-6 yaşındayken ayrıldı. O kadardı. Çanakkale'de şehit oldu. Şimdi kim alsın biraz şeklinde hatırlıyorum. Peki sizin biz sülalenizin yani babalarınızın ve dedelerinizin Gümüşhanevi Hazretlerinin talebeleri olduğunu, evet. Onun çok sevdiği talebelerinden olduğunu biliyoruz. Bize biraz bu konuda da bilgi verir misiniz? Efendim, dedem Süleymaniye'de bir müddet molladık etmiş. Molladık ettiği zamanlarda Gümüşhaneli Hacı Ahmet Efendi Hazretleri orada vazife yapıyorlarmış. Yani posta imişler. Dedem ona intisap etmiş. Sonra mollalığını devam ettirememiş, köye dönmüş. Köye döndükten sonra babamlar yetişmiş. O daha henüz posta iken birisi vasıtasıyla Fatih Başkurşun medreselerine babamlar, üç kardeş onları götürmüşler. Babamlar orada icazet alıncaya kadar yani 9 sene müddetle orada kalmışlar. Tahsillerini bitirdikten sonra seferberlik tabii olmuş. Askere çağrılmışlar ve üç kardeş, üçü de Çanakkale'de şehit olarak kalmışlar. Yani ben... Bir de sizin dedenizi ya da babanızı Gümüşhanevi Hazretlerinin evlatlık edinmek istediğini de evet, duymuştum. Evet, babam, büyük babam yani Molla Abdülhak dedemiş, çok hizmete gayret, çok çalışkan bir hali vardı. Halini, huyunu, gayretini sevdiği için iltifat olarak ayrıca evladım ol diye buyurmuşlar Hacı Ahmet Efendi. İntisabında şöyle olmuştu, onun Hasan Hilmi Hazretleri'nin zamanında tahsilini yapmış, Bayramış Kazası'nın Çırpılar Köyü'nden bir Hacı Ali Efendi vardı. O burada Hasan Hilmi Hazretleri'ne intisap etmiş. İlk iki defa da halvete girmiş. Tahsilini bitirdikten sonra köyüne dönmüş. Çırpılar Köyü, Kaz Dağı'nın hemen eteğinde 80 alarak bir köy. Mali durumları iyi olduğu için iyiymiş. Etrafın muhitinin yardımlarıyla da orada 23 odalı bir medrese yapmış. O zamanın usulü dairesinde izin aldıktan sonra resmen orada faaliyete geçmiş ve yüzlerce talebe yetiştirmiş. Babamlar tabii babamlardan beklediği hizmeti göremediği için dedem hayattaydı. Dedem bizi oraya okumaya götürdü. İki sene kadar orada kaldık. Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldıktan sonra medrese de kapatıldı. Biz de oradan ayrıldık. Benim intisabımda bu Hasan Hilmi Hazretlerinden hilafet alan Çırpırlarlı Hacı Ali Efendi oldu. Yani o zaman 29 senesinde intisabım oldu. O zamandan beri elhamdülillah bu yolun içindeyiz. Elhamdülillah. Bu Çırpılarlı Ali Efendi'ye talebe olduğunuzda kaç yaşındaydınız efendim? 17. 17 yaşındaydınız.
Peki biraz çocukluğunuza dönelim. Çocukluğunuza nelerle uğraştınız? Nasıl geçti çocukluğunuz? Köy işleri. Belli başlı bir işimiz yoktu. Köy Çok işleri. daha genç yaşta, 9 yaşındayken hıfza başladım. 9 yaşında. Kaç yaşa tamamladınız hafızlığınızı? 2,5 senede. İki, İki buçuk senede evet. 11,5 yaşınızda hafız olmuştunuz. Evet. Hocanız kimdi efendim? İşte o köy Çankırılı Mustafa Efendi Hoca derlerdi. Aslı Çankırılıymış. İstanbul'da tahsil yaparken köye Ramazani'ye gelmiş. Çocuğu olmayan bir hanımcağız onu evlat olarak almış ve köyünde hocası olmuş. Uzun yıla köyün hocalığını yaptı. Hepsimi onu da tamamladım. Peki ilkokul falan gittiniz mi? Yok. İlk tahsilin ilki. Evet. Köyde iptidai, yani gayri resmi. Gayri resmi okul vardı. Tahsilim orada oldu. Herhalde iptidaiye muadil. Evet. Peki şeyden Çırpılarlı Ali Efendi'nin okulundan ayrıldıktan sonra ne yaptınız? Okul kapatıldı dediniz. Geri Okey. köye mi döndünüz? Köy işlerle. Köyde kendi işlerimle mahsullerim zeytin mahsulümüz zeytindi. O işte lazım ki köy işleri de. Köyde lazım gelen yapılması lazım gelen işlerimizle işte meşgul olduk. Belli başlı söyleyecek bir iş değil yani. Köy işleri herkesin yaptığı gibi ziraatle uğraştınız. Evet, Zeytincilik evet. diyebiliriz ama değil mi bunu efendim? Yani zeytin işletmeciliği, zeytin üretimi diyebilir Evet, miyiz? zeytinleri topladık. Zamanı gelince topladık. Yardım gelen hizmetlerini tamamla işte bir yapardık. Evet. Ne zaman evlendiniz efendim? 28 senesinde. 1928'de evlendiniz. Evet, Kaç evet. yaşındaydınız? 1906 olduğunu göre kaç olmak lazım? 1906 doğumluyum. 1906, 28, 22 oluyor. Evet. 22 yaşında. Kaç evladınız var? 7 çocuğum var. 7 çocuğum var. 7'si de yaşıyor mu? Evet. Birisi 64 senesinde öldü, vefat etti. Mustafa Enver adında olan oğlumuz. Mithat'tan daha küçüğü idi. Üçüncü idi. Hastalandı ve vefat etti. 24 senesinde. İlk çocuğunuz Mithat abi mi? Mehmet, bundan büyük var. Mehmet abi. Mehmet Kazım var. Mehmet Kazım abi. Evet. Hoca efendimiz kaçıncı evladınız efendim? Esat Çoşan hocamız diyorum. Evet. Kaçıncı çocuğunuz? Dördüncü. Dördüncü. 38 doğumlu. Evladınız. Hoca efendimiz Çanakkale'de mi doğdu, İstanbul'da mı doğdu? Çanakkale'de. Çanakkale'de evet, doğdu. Köyde doğdu. Kaç yaşına kadar Çanakkale'de kaldı efendim? 1942 senesinin Nisan'ında İstanbul'a geldik. Ha, 4 yaşındayken evet, İstanbul'a evet. geldiler. Peki siz Çanakkale'den İstanbul'a niye geldiniz efendim? İstanbul'a çocukları okutmak için geldik. Çocukları okutmak için. Tabii erkek adeti çok. Bu 7 çocuğun 5'i erkek idi. Onları okutmak niyetiyle İstanbul'a geldik. Okuttunuz. Özellikle hocamızı. Nasibe olanlar aldı. Allah. Peki İstanbul'da hangi işlerle uğraştınız? İstanbul'a ilk işim ticaret için gelmiştim. Ticarette başarılı olamadım. Sonra bu Aziz Efendi merhuma devama başladıktan sonra işimizin bozulduğu zaman o zamandı. Kendisinden sordum ne yapalım dedim. O çalıştı. Cami hizmetine girersin dedi. Onun tavsiyesi üzerine hazırlandık. Fatih Müftülüğü kuruldu. İlk müftü de Ali Rıza Hak seçti. O muhitinde olan boş hizmetlere tayin yapmak üzere bir ilan açtı. Biz de ona müracaat ettik. Yapılan imtihanda 110 kişi iştirak etmişti. Onların içinde ben birinci olmuşum. Onun teklifi üzerine seni burada 125 lira ücretli bir Kur'an kursu kadrosu var. Oraya tayinini yapsak da müftülükte çalıştırsak olur mu dedi. Ben de Aziz Efendi Merhum Hocam sordum. O pekala münasip deyince oraya kabul ettik ve Fatih Müftülüğü'nde görevli olarak işte göreve başladım, görev aldım. 19 sene devam ettikten sonra emekli oldum.
Efendim Aziz Efendi'ye ne zaman intisap etmiştiniz? Aziz Efendi 1952 senesinde. Ona komşu olan Düza Dede oğlu vardı. Düza Dede oğlu sonra Karayolları 1. Bölge Müdürü olan Rıdvan Dedeoğlu'nun babasıydı. Bu piyasada ticaretle meşgulken tanışmıştık. Benim bu tasavvufla ilgim olduğunu anlayınca Aziz Efendi'ye merhum buna devam edermiş o. Beni oraya o götürdü. Tanışmanız nasıl oldu? Hatırlıyor musunuz? Aziz Efendi ile. İşte orada tanıştık artık. Gittiğimiz zaman tanıdık tanıştık. Kendisine bizzat evine gittiğimiz zaman tanıdık. Ve çok tabii çok sevdim. Çok gönlüm bağlandı. Artık ondan sonra geçen boş zamanlarımı başka yerde geçiremez. Mutlaka buna oraya giderdim. Orada geçirirdim. Bazı hatıralarınızı, duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız Aziz Efendi ile ilgili? Efendim Mehmet Zahit Kutu hocamız da çok samimi dostlukları varmış. Tekkeye beraber devam etmişler. Halvete beraber, iki defa halvete beraber girmişler. Ve dervişlik devreleri öyle beraber geçmiş. Burada Mustafa Feyzi Efendi, Tekirdağlı onların hocası imiş. Hoca Efendimiz merhum Mehmet Zahit hocamız o zaman zayıf bünyeli imiş. Çok ibadete ve hizmete çok gayretli olduğundan için kendilerini kıskandıracak kadar onu çok severlermiş. İşte böyle onun hallerinden, meziyetlerinden bahsederken evliya numunesiydi dedi. Hoca Efendimiz merhum Mehmet Efendi hocamız hakkında. Efendim, Hazreti Efendi merhum hocamızın devam ettiğimiz zamanlar işlerimiz bozulmuştu. Dertli ve sıkıntılı, bühranlı bir haller içindeydim. Sohbet esnasında bir Allah demişim. Aziz Efendim onu bu Allah sözümü işitince gusül icabetti dedi. Şükür ettik de aradan zaman geçti. Dertlim, sıkıntım, üzüntüm devamlı olduğum için farkında olmadan gene Allah demişim. Gene gusül icabetti dedi. Bunun manasını anlayamamıştık ama bunun gusül tevbe gusülüymüş. Cezbeyi, hoylamayı sevmezlerdi. Bundan dolayı yani cezbe hali olduğundan için tevbe gusülü gerektiğini bir bana yani hatırlatmışlar. Sonra bir hatıram daha var. Güzel rahat anlatamıyorum ama. Estağfurullah. Evine bir misafir geldi. 3-5 gün kadar da kaldı. Etrafında o genç sakalsız talebeleri görünce diyor ki emir ediyor, teklif ediyor. Bunlara sakal bıraktırsana diyor. O münasip ifadelerle buna cevap veriyor, susturuyor. Bu misafirliği bilip gittikten sonra bir sohbet sırasında o kişinin, misafirin sakalı olan muhabbeti gayreti söz mevzu olunca dedi ki eğer ticani meselesi olmasaydı Necati'ye bırak derdim dedi. O zaman devir başkaydı. Böyle sakallara hor bakılıyordu. Yani düşman gözle bakılıyordu. Efendim Mehmet Zahid Efendi hocamızda olan hatıralarınıza, tanışıklığınıza geçmeden önce acaba bize bir ilahi okur musunuz? Ya ilahi Şah-ı Kevne'in Mustafa'nın aşkına Rabbena fâhirlenâ ve ente hayrul gafirin enbiya-ı evliya-ı
aşkına. Rabbena fâfir lenâ ve ente hayrul gafirin. Hem salati la selam olsun Habibe ya Naim, ümmetine meşken olsun cenneti adini Naim. Ümmetine meşken olsun cenneti adni naim. İlmi nafi' kıl müyesser cümlemize ya alim. Rabbena fâkir lenâ ve ente hayrul gafirin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizi kırmadınız. Allah. Mehmet Zahit Kotku hocamızla nasıl tanıştınız? Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyh hocamızla diyorum. Nasıl tanıştınız? İlk tanışmanız, ilk karşılaşmanız nasıl oldu? Hazreti Efendimiz'in vefatından sonra yerine o camiye imam olarak o getirildi. O zaman tanıdık. O günden vefatına kadar siz Mehmet Zahit hocamızın hep yanında oldunuz. Onun çok sevdiği bir talebesi oldunuz. Beraber hac yolculukları yaptınız. Hatta akraba oldunuz, dünür oldunuz. Hocamız, Hoca Efendi rahmetullahi aleyhin damadı oldu, evladı oldu. Çok çeşitli insanlardan da sizi çok sevdiğini duyuyoruz, biliyoruz. Hoca Efendi rahmetullahi aleyhi olan bu dost ilişkilerinizin, hatıralarınızı bize bir kısmını en azından anlatabilir misiniz? Sizi çok yoruyorum, bağışlayın beni lütfen. Halim işte malum. Çok bulunduk, çok hatıra sayılamayacak kadar hatıraları var ama benim halim anlatmaya pek müsait olmadığı için böyle kısaca birisini anlatmaya çalışayım. Kendisi göre Aziz Efendi malum yerine imam olarak geldiği zaman tabii oraya devam ediyor. Bana hafız diyorlar. Hafız mısın dedi. Evet hafızım ama çürüttüm dedim. Çalışalım dedi. Bir beraberce çalışmaya başladık. Sabah namazını kıldıktan sonra herkes tabi o zaman işrak namazına kalınılmıyordu. Herkes gittikten sonra biz bir köşeye çekiliyor, okuyorduk. Bir akşam evimizde Şehzade başındaydı. Bir akşam sabaha karşı rüya görüyorum. Bu beynen nev ve yakaza deniyor da yani uyku ile uyandıklık arasında bir rüya görüyorum. Bana bir sessiz emir geliyor. Sakal bırak. Ben düşünüyorum, canım istemiyor. Diyorum kendi kendime 50 yaşını dolaşayım ondan sonra diyorum. Bu kararı verdikten sonra sessiz emir tekrarlanıyor. Böyle tekrar bu hal üzereyken uyandım, kalktım, sabah namaz vakti olmuş. Camiye gittik. Ama sabah namazını kıldıktan sonra mutat ve çihile herkes namazı kılıp kapıdan çıktıktan sonra biz köşemize oturduk. Ben öz besmele çektim. Derse başladım. Birkaç satır okuduktan sonra cebinden bir darak, sakal darağı çıkardı. Bir
sakalında, iki tarafın sakalında da böyle darava yaptıktan sonra bana verdi. Dediniz ki Mehmet Efendi ile hafızlığı tamamlamaya başladık dediniz. Kaç ay sürdü tamamlama çalışmanız? Beraber... Her gün üç sayfa okuyorduk. Hesabını. Üç sayfa okudunuz her gün. Her gün. Böyle devam etti. Evet, devam. Her gün üç sayfa, birkaç sayfa okuyorduk. Beraber bitirdiniz hafızlığı. Evet, evet. Peki... Beraber okuduktan okuyordum. Siz okuyordunuz. Bugün de ben bir şey soracağım. Siz Kur'an-ı Kerim'i çok okuyorsunuz. Hala hafızlığınız o canlılığıyla, o diriliğiyle evet, devam ediyor. O kadar sağlam der. O kadar sağlamlığını mahfuz edemek. Mukabele okumak lazım. Devamlı mukabele okumak lazım. Böyle sık sık fazla okumakla muhafazası mümkün olmuyor. Mukabele okuyarak daha çok muhafazası mümkün. Yani sağlamlığını muhafız için mukabele okumak lazım. Mehmet Efendi rahmetullahi aleyhi sizin gibi yakın bulunan çok az insan, belki hiç yok. Yani hiç yok. Akrabalığınızı da dikkate alacak olursak. Onun, Mehmet Efendi hocamızın özel hayatıyla ilgili, yani insanlara nasıl davranırdı, çocuklara nasıl davranırdı, dostlarına nasıl davranırdı, akrabalarına nasıl davranırdı, hafızanızda iz düşümü olan bazı davranışlarını, hatıralarını bizlere anlatır mısınız? Anlatabilir misiniz? Bilemeyeceğim. Melek gibiydi. Çok tatlı, çok zarifti. Çok tatlı. Kırmaz. Çok tatlı. Bağırması, yüksek sesle konuşması yoktu. Hoca Efendi rahmetullahi aleyhin, siz bana daha önce anlatmıştınız. Böyle siz hastayken söylemeden bir sizin ziyaretinize gelmesi vardı galiba. Evet. Erenköy'de oturuyorduk. Bir akşam sancılandım. Oturamıyorum, yatamıyorum. Odadan oturuyor, geçiyorum. Saatte herhalde 11 falan var. Bu durumdayken zamansız ve teklifsiz Hoca Efendi, Eyüp Belediye Doktoru Emin Bey vardı. Onunla beraber çıka geldiler. Ve Emin Bey'in çantasında benim hastalığıma ait ilaç da vermiş. İlacı verdiler ve gittiler. Siz şifa buldunuz. Elhamdülillah. Peki hocamızla nasıl dinir olmuştunuz? Hoca Efendi kendisi teklif etti. Esat'la muhteremin hayatını birleştirecek olur mu dedi. Hoca Efendi niye olmaz dedik. Pekala dedik. Teklifi Hoca Efendi kendisi yaptılar ve oldu. Böylece oldu diyorsunuz. Evet. Hocamız kaç yaşındaydı o zaman? 60 yılında. Sizin 1977 ya da 78 yılında Mehmet Efendi hocamızla hacca gidişiniz var. Hacca giderken de bir daha İstanbul'a dönmemek gibi bir niyetlerini ifade ediyorlar. Aranızda bir konuşma geçiyor. Bunu dinleyicilerimize aktarır mısınız? Beraber gitmekte o uzun kalmak üzere, uzun imamlıktan emekli olmuştu. Uzun kalmak üzere Hicaz'a gidiyordu. Bir namaz, öğle namazını galiba kıldıktan sonra çıktı kapıdan Şadıban'ın yanındayken bana, ben peşindeyim. Necati biliyorsun dedi. Hicaz'a gidiyoruz. Biraz durduktan sonra hizmeti, vazifeyi de Esad'a bıraktık dedi. Ben ölümü düşünmeden siz hocam uzun orada kalacaksınız. Bu iş olur mu dedim. Uzun uzun kalmanıza biz tahammül edemeyiz. Bu iş olur mu dedim. Hem de gözümüz, yani sizsiz bu iş olur mu dedim. Hem de gözümüz arkada kalmadan diye söylediler. Hem de gözümüz arkada kalmadan. Bir de sizin tanıdığınız çok ünlü ilim adamları var, alimler var. Ömer Nasuh Bilmen, Ali Ekta Efendi, Hasip Efendi, Aziz Efendi'yi söyledik zaten. Bekir Haki Efendi bunlardan bazıları. Bunlarla ilgili hatıralar. Mesela Bekir Haki Efendi nasıl bir insandı? Bir de Bekir Haki Efendi, Hoca Efendi rahmetullahi aleyh ile ilgili söylediği bir söz vardı. Görevli olduğum zaman öftürük dedi. Münasebetimiz vardı. Sıkçı ben onu bize şöyle bir teveccühler vardı. Benim de ona hususi bir hürmetim vardı. Bazı efendinin dışında dahi evine sık gider, ziyaretini yapardık. Bir sefer hacca giderken
Durumu anlattım. Hacca gidiyorum dedim. Allah'a ısmarladık dedim. Hacca ifada iyi bir ay dönüp geldikten sonra uzun müddet ziyaretine gidemedim. Bir ay kadar geçtikten sonra gittim, fırsat buldum. Kapıyı kendisi açtı. Ben görünce buyur demedi. Elhamdülillah dedi. Nijati'nin geldiğini işittik dedi. Bugün yarın gelir dedik, gelmedi. Bir hafta geçti, gelmedi. 15 gün elhamdülillah Necati'ye kavuştuk dedi. Hoca efendi, bu bizim vazifemiz. Bunda maddi manevi bizim faydamız, faydamız da var. Bunu bize herhalde şeytan ihmal ettiriyor, unutturuyor. Dua buyurun da böyle ihmalleri bir daha yapmayalım dedim. Böyle deyince şöyle durdu. Sizin duaya ihtiyacınız yok dedi. Öyle bir kapıya bağlanmışsınız ki onun duası size yeter ve artar da dedi. Bir de Ali Haydar Efendi'yi bir ziyaretiniz vardı sizin. Evet. Yani o zaman Bursa'dan yeni gelmişlerdi. 2-3 ay kadar geçtikten sonra beraberce ziyarete gidelim dedi. Beraberce yürüyerek ziyarete gittik. Bu çarşambada yeni bir bahçe içinde ahşap bir evde oturuyorlardı. Geldiğimize haber verdiler. Evin kapısı açıldı. Hoca efendimiz işte merdivenlerden çıkarken ben de arkandan gireyim. O da merdivenin başında hemen holde oturuyormuş. O ağır şişman vücutluydu. İri yarı bir insandı. Kulakları da çok ağırdı. İşte hoca efendinin geldiğine haber verince kalkmaya gayretleniyor. Kulakları ağır olduğu için hızlı söylemek, yani bağırarak söylemek, ihtiyarını kalkma diye bağırarak söylüyorlar. Hoca efendimiz merdivenleri tamamlayınca o da ayağa kalkmış oldu. Hoca efendiye şöyle bir sarıldı. Kim bu zatımı ayağa kalkmayacağım? Kim bu zatımı ayağa kalkmayacağım? Saymadım herhalde on kadar bu kelimeyi tekrarladı. Ali Haydar Efendi miydi Mehmet Zahid Efendi için Gümüşhane Evi'nin ta kendisidir diyen efendim? Evet, şimdi onun elektrikçi İbrahim vardı. Onun kayınbederi Şevket Usta vardı. O her yere gider dolaşırdı. O sözü o dinlemiş. Ben de Şevket Usta'dan dinlerim. O Şevket Usta'nın bulunduğu bir sohbette demiş ki Hasip Efendi'yi tanırım. Çok büyük bir insandı. Aziz Efendi'yi şahsen görmedim ama bir yazısıyla tanıdım. O da herhalde büyük bir insandı. Şöyle şu Gümüşhane'yi, şu Mehmet Efendi'yi görüyor musunuz? Gümüşhaneli'nin tam kendisi demiş. Şu Bursalı'yı yanlış söylüyorum. İfade böyle. Şu Bursalı'yı görüyor musunuz? Gümüşhaneli'nin tam kendisi diye söylemişler. Bir ilahi daha söyler misiniz? Mefari cümle cihansın ey şefaat madeni Mekke'de doğdu Medine'ye hicre kıldı meskeni. Mekke'de doğdu Medine'ye hicre kıldı meskeni. Vuslatınla biz fakiri eyle mesrur ya gani. Düştü gönlüm ya Muhammed canım.
yaşadım arzular seni. Mail oldum hap cemalin çün düşümde görmeye rüyetin ile cümle maksud her mürada ermeye rüyetin ile cümle maksud her mürada ermeye olgu bari haki paye baş açıp yüz sürmeye düştü gönlüm ya Muhammed canım arzular seni. Bitmedi ama yapamayacağım, zorlanıyorum. Estağfurullah. Bitmedi ama devam. Hayır. Yani ağzınıza sağlık. 90 yaşındasınız, 90 yaşınızı geride bırakıyorsunuz. Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet bahşeylesin. Çok da sıhhatli bir yapınız var. Yani böyle ben sizi 10 yıldır tanıyorum, 10 yıldan fazla bir süredir tanıyorum. Çok dinç bir yapınız var. Bunu neye borçlusunuz efendim? Su istimalimiz olmadı. Sigara içmedik, içmedik. Sonra soyumuz da böyle, soyumuz da sağlam. Sağlam yapıldı, sıhhatli yapıldı. Soyumuz zaten içi, sigara kullanmamış, soyumuz. Sizin seyitliğiniz de var değil mi efendim? Evet. Seyitliğiniz. Evet. Onu baba annemden yapılan rivayet. Yani seyitliğiniz evet, oradan evet, geliyor. Evet. Baba annemin babaları Buhara tarafından, galiba Dağış tarafından gelmişler. Onu kendisinden soramadık, öğrenemedik. Halamdan dinledik bunu. O anlattı diyorsunuz. Evet, o anlattı. Evet. Bir de mesela ben sizi ziyarete gelenlerin hemen hemen hepsini siz kapıda karşılıyorsunuz. Kapıya kadar uğurluyorsunuz. Halbuki yaşlısınız. Buna gerek yok. Biz sizi çok seviyoruz. Siz bizim dedemizsiniz. Niye bu tür zahmetlere katlanıyorsunuz efendim? İnsani edebin, insani edebin iktizası gibi görüyorum. Elimde olmayarak öyle yapıyorum. Bir de mesela aradan siz 90 yıllık bir süre var. Çok önemli devreler gördünüz, önemli değişimler gördünüz. Mesela eskiden insanlar arasındaki ilişkiler nasıldı? Bugün nasıl efendim? İnsanlar birbirlerine nasıl davranırlardı? Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, gençler. O zaman İslami edep daha hakimdi. Daha hakimdi. İslami duygular daha o zaman canlıydı. Kafalarda mevcuttu. Bu İslami duygunun, İslami edebin iktizası gereği olarak geçilmeler, tanışmalar, gelip gitmeler, konuşmalar daha sıkça ve güzel olurdu. Peki bugün sizi çok seviliyorsunuz. Ben kimi gördüysem, kimi tanıdıysam değişik toplum kesimlerinden hep sizden sevgiyle bahsediyorlar, saygıyla bahsediyorlar. Hürmetlerini iletmemi istiyorlar. Bunun sebebi nedir acaba? Yani Allah'ımızın işi. Allah'ın işi. Şöyle bana düşmez de öyle diyoruz kadifleri. Bir insanı Allah severse onu kullarını da sevdirir. İnşallah Allah'ın sevgisine mazhar olmuşuzdur da ondan seviliyoruz belki. İnşallah. Efendim hemen buna paralel olarak bir soru geldi aklıma. Gençlere neler tavsiye edersiniz? Kendi hayat tecrübelerinizden ve insanlarla olan bu ilişkilerinize bakarak biz gençlere neler tavsiye edersiniz? Bunlar hayatından da yaşamayı daha iyi bilirler, daha hizmet olarak, vazife olarak, en kolay olarak, en kolay vazife
hizmet olarak emri bil marufu, emri bil marufu tavsiye eden. Malum emri bil maruf sade alemin, fadının vazifesidir. Her Müslümanın vazifesi, vazife vecibe oluyor. Ve malum bir kişinin hidayetine sebep olmak da dünya ve mafiyadan hayırlıymış. Dünya ve mafiyadan hayırlının manası izah da bir dünyanın varlığı, bir insanın olsa, ona hayır yolunda harcasa, bir kişinin hidayetine sebep olmanın sevabına denk olamıyor. Onun için emir bil mağlubu tavsiye ediyoruz. Kimse bilmiyor ama ben bir münasebetle öğrenmiştim. Ama şu mikrofonlar sayesinde inşallah tüm kardeşlerimiz, tüm dinleyicilerimiz öğrenecek. Sizin şiiriniz de var. Bunlardan bir tanesi ne okumuştunuz? Kardeşimize yazılır mı diye o düşünceyle, o istekle hatırıma geldi. Ben de şiyim silsile-i tarik-i nakşibendiyenin salatînine mayet, salatînine mayet, mayet olmaya talip benim divane gönlüm. Mesned-i ümidim oldu Eshab-ı Kehf'in kıtmiri, çünkü Şah-ı Resul rahmet-i alemdir, muayenim, şefi'im, rehberim. İnşallah efendim. Allah uzun ömürler versin. Biz sizi çok seviyoruz. Cenab-ı Hak sizi bizden ayırmasın. Sıhhat ve afiyet üzere. Güzel bir yaşamını istedim. Allah affetsin. Allah kusurlarınızı bağışlasın. Amin efendim. Allah kendine layık kul eylesin. Halbine layık ümmet eylesin. Amin. Peki en büyük arzunuz nedir efendim? Dua. Bizlerden, biz gençlerden, sevgili dua dinleyin. Malum, dua kitaplarında okuyoruz. Rahatınız olsun. Dua etta huvel ibadet. Dua ibadetin ruhu, özü. Sonra altında et-dua silahul mümin. Mümin, Müslüman sıkıldıkça, bunaldıkça, daraldıkça Allah diyecek, iltica edecek, yalvaracak. Dua kılıcın kesmediğini dua keser. Kurşunun baş mı da batmayacak dua eder. Yani kalkanınız, çareniz, merciğiniz, müracaatınız olsun, dua olsun. Efendim, sizi hakikaten çok yorduk. Bunu hissediyorum, farkındayım. Siz de sohbete gelmeden önce pek de uzun konuşamayacağınızı da ifade etmiştiniz. Ama ben gerçekten tekrar teşekkür ediyorum. Yani bu vesileyle şükranlarımı bir kez daha arz etmek isterim. Bu söyledikleriniz bizler için önemli. Bir ilahi daha söyleyebilir miyiz? Madem ki fazla konuşmak istemediğinizi ifade ediyorsunuz. Bir ilahi daha söyleyebilir miyiz? Dinleyicilerimiz için, bizler için, hatıra olması için efendim. Beni şu dünyanın halleri İstemem dünyayı, Mevlam didarı, dağlar altın olsa, taşlar mücevher. İstemem dünyayı, Mevlam didarı. İstemem fani ağaçlar holler gel.
olsa dudakları gül olup bülbüller düşer. Dudakları gül olup bülbüller düşer. Cümle alem halkı bana kul olsa istemem düğün ya Mevlam didarı. İstemem fani Allah bakıyı. Şeyh İbrahim aşkından itmiş sefer, İlahi eyleme anılardan ayrı. Resulün gittiği yollardan gayri, İlahi eyle anılardan ayrı. Resulün gittiği yollardan gayri. El-Fatiha. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Zahmet ettiniz, geldiniz. Sizi çok yorduk. Çok yoruldum. Çok heyecanlandım, çok yoruldum ama çok mutluyum. Mutlusunuz değil mi efendim? Mutluyum. İnşallah. Hayatımızın son günlerini yaşıyoruz. Son günlerini. Duaya, rahmete vesile olun inşallah. Okundukça, duyuldukça inşallah rahmet okurlar. İnşallah efendim. Son olarak neler söylemek istersiniz? Peki ben size tekrar teşekkür ediyorum. Hakikaten sizi çok yorduk. Ama inanıyorum ki... Ama hal ne yapalım? Şu kabahati diyor ki sizin ihtiyacınız, isteğiniz, arzunuz, sevdiğiniz için sevenlere duyurmak için bu gayreti fedakarlık isteği yapıyorsunuz, teklif yapıyorsunuz. Kabahat ben de. Oluşum da yanadır. Estağfurullah efendim. Estağfurullah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Hürmetler arzım. Cümleten Allah'a emanet olun. Allah'a sevgili kul, peygambere layık ümmet olun inşallah. İnşallah efendim, inşallah.